Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Kor General Ben Hodges, CNN Türk'e konuştu. Amerikalı eski Kor General, Ukrayna'ya kazanmaları için ne gerekiyorsa hızlıca vermeliyiz dedi. Hodges ayrıca Ukrayna'nın 2023 yazının sonuna kadar Kırım'ı geri alacağını öngördüğünü söyledi. Dış haberler muhabiri Hilken Doğaç Bora'nın özel röportajı izleyelim. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında Ukraynalı bir muhabir ABD Başkanı Joe Biden'a neden Ukrayna'ya ihtiyacı olan diğer şeyleri vermek için bekleyerek vakit kaybediyorsunuz diye sordu. Bu soru Biden'ın Ukrayna'ya Patriot sistemleri vereceğini duyurmasından sonra geldi. Kiev uzun zamandır batılı ortaklarından modern tank ve savaş jetleri talep ediyor. Sizce Washington Ukrayna'ya bu imkanları sağlamalı mı? Bence Ukrayna'nın tüm destekçileri kazanmaları için ihtiyaçları olan her şeyi vermeli. Buna Türkiye'de dahil, yani sadece Amerika'nın değil, herkesin burada sorumluluğu var. Buna karşın Amerika'nın bir liderlik sorumluluğu olduğu da ortada. Keşke yönetim, ATACMS gibi uzun menzilli güdümlü saldırı sistemlerini verme sürecini hızlandırsa, bunun yanı sıra zırhlı araçlar da verilmeli. Bunlar Türkiye'de de var. Türkiye'de bunları teslim etmeli. ABD'nin Patriot'ların gerilimi tırmandırmayacağı yönündeki argümanları bu sistemlerin yalnızca savunma amaçlı olduğuna dayanıyor. Ancak daha önce Ukrayna ordusunun batı tarafından sağlanan silahlarla doğaçlama saldırılar yaptığını gördük. Özellikle Karadeniz'de gemi savar roketlerle. Teorik olarak Ukraynalıların Patriot'ları saldırı için kullanma ihtimali var mı? Hayır, Patriot bir balistik füze karşıtı savunma silahı. Hedef bulan radarlar üzerinden işliyor. Bunların saldırı amacıyla kullanılabileceğini öne sürenler teknolojiyi ve kullanılış amacını tam kavrayamıyor. Ama bu çok pahalı bir silah. Amerika'da bunlardan çok az var. Tek bir bataryanın teslim edilmesi bile çok büyük bir adım. Bir bataryada 6 ila 8 arasında fırlatıcı oluyor. Bu Amerika'nın Türkiye'ye destek için gönderdiği sayıyla aynı. Patriotlar o dönem Türk sivilleri Suriye'den geliyor. Sukut füzelerine karşı korumak için Gaziantep'e yerleştirilmişti. Yani bir batarya diğer hava savunma sistemleriyle entegre şekilde kullanıldığında büyük bir şehri korumak için yeterli. Bence Ukraynalılar bunun özel bir imkan olduğunun farkında. Saldırı için kullanarak riske atılmaması gerektiğinin farkındalar. Rusya için cephede işler iyi gitmiyor. Ukrayna'da yeni bir karşı taarruz sinyali veriyor. Hangi yönden olacağıysa belli değil. Kırım ve Rusya arasındaki kara bağlantısını kesip yarımadayı izole etme ihtimalleri konuşuluyor. Bir general olarak bu senaryoda sizin savaş planınız ne olurdu? Kırım bu savaş için kilit bir bölge. Ukrayna, Rusya burayı kontrol ettiği müddetçe güvende olmayacak. Yani Kırım'ı özgürleştirene kadar durmayacaklar. Bunu da Ağustos 2023'e kadar başarmalarını bekliyorum. Tabii bunu yapmak için Kırım'ı Rus desteği ve lojistik ağından izole etmeleri gerek. Bunu da hali hazırda ağır hasar alan Kerç Köprüsü'ne saldırmayı sürdürerek yapıyorlar. Ayrıca Mariupol ve Melitopol üzerinden Kırım'a giden sözde Kara Köprüsü'nü de vuruyorlar. Bunu en az bir kere başarıyla yaptı. Ukrayna Kırım'ı özgürleştirmeye hazır olana kadar önümüzdeki aylarda da bu saldırıları sürdürmelerini bekliyorum. Tabii Bahmut ve Donbas'ın farklı noktalarında çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Kiev'e yönelik yeni bir taarruz başlatmak istediğini düşünüyorum. Stratejik hedefleri değişmedi çünkü Ukrayna Genelkurmayı da bunun farkında. Teyakkuzdalar. Hepimizin onlara istihbarat sağladığını varsayıyorum. Umarım bunu yapıyoruzdur. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tüm sorunlarını çözme ve büyük bir taarruz gücünü silah altına alıp eğitip tamamen teçhizatlandırabilme ihtimaline şüpheyle yaklaşıyorum. Başkan Putin yakın zamanda Belarus'a gitti. Bu ziyaretin Belaruslu mevkidaşı Lukashenko'yu Ukrayna işgaline katılmaya ikna etmek için düzenlendiğine dair iddialar var. Buradan yeni bir cephe açılması Ukrayna'da dengeleri nasıl etkiler? Ukrayna ordusunun doğudaki saldırı kapasitesini azaltır mı? Denklem nasıl değişir? Bu, Belarus'un bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığının sona ermesi demek olur. Lukashenko, Putin'in baskısına boyun eğerse Rusya mandasında olduğunu açıkça kabul etmiş olur. Bence Lukashenko, Kremlin'den bağımsızlığını korurken, aynı zamanda Rusya'nın Belarus'u ilhak etmesini önlemek için bir denge oyunu oynamayı sürdürecek. Çünkü 10 tabur taktik grubunun savaşa girmesi durumunda kısa sürede yok edileceğinin farkında.
Bu onun için kötü olur. Bence Belarus muhalefetinin de bunu desteklemeyeceğinin farkında. Birçok kaynak bize Belarus halkının çoğunluğunun işgale katılmayı desteklemediğini biliyoruz. Bence halk ve askerler Ukrayna'ya karşı savaşmak istemiyor. Lukashenko muhtemelen Rusya'nın topraklarında asker eğitmesine ve burayı füze saldırıları için bir üs olarak kullanmasına izin vermeyi sürdürecek. Ama Rusya ile birlikte bu savaşa girme ihtimalini düşük görüyorum. Başkan Putin yakın zamanda tüm silahlı çatışmalar masada biter dedi. Rusya'nın 10 aya aşkın süredir devam eden işgal sürecinde masaya oturmayı hiç reddetmediğini vurguladı. Neden şimdi müzakere vurgusu yapıyor? Bunu bir zayıflık göstergesi olarak yorumlayabilir miyiz? Bu Kremlin'in geleneksel söylem ve masalları. Kendilerini dünyaya mağdur olarak lanse ediyorlar. Barış isteyenlerin onlar olduğunu iddia ediyorlar. Yanlış yapılanın kendileri olduğunu savunuyorlar. Ancak hala ellerini uzatmayı da sürdürüyorlar. Ama bu sefer kimse onlara inanmıyor. Tüm dünya bu süreci Rusya'nın 2014'te başlattığını biliyor. Şubat'taki ikinci saldırı ve sonrasında her gün Ukraynalı masum sivilleri füze saldırılarıyla katlederek devam ediyorlar. Buça, Irpin ve Mariupol'de onları gördük. Kimse Rusya'nın müzakere etmek istediğine inanmıyor. Onlar yalnızca yasa dışı olarak ele geçirdikleri her şeyi ellerinde tutmak istiyorlar. İstiyorlar ki bu olay unutulsun, daha sonra kaldıkları yerden devam etsinler. Ciddi, hiçbir yetkili Rusya'nın müzakere teklifini katiyen kabul etmemeli. Bunun olması için Rusya, Ukrayna'nın egemenliğindeki topraklardan çekilmeli. Yol açtığı hasarı tazmin etmeli. Kaçırdıkları binlercesi çocuk, 200 binden fazla Ukraynalıyı iade etmeli ve nihayet savaş suçu işleyen Rus liderleri teslim etmeli. Bizi en çok bu konuların müzakere edilmesi ilgilendirir.